Çaya gelen %43,71'lik zam esnaflara da vurdu. Zam yapmak zorunda kalan çay evi işletmecileri müşteri sayısının düşmesinden ve karşılaştıkları olumsuz tepkilerden dertli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta 2022 ürünü yaş çay alım fiyatını açıkladı. Buna göre yaş çay bir önceki seneye göre %76 artışla kiloda 6.70 liraya yükseldi. Yaş çay kilogramda destekleme oranı da artırılarak 30 kuruşa çıkarıldı. Yaş çay taban fiyatının ve destekleme oranının belli olmasının ardından çay üreticisi Çaykur'da çay fiyatlarına %43,71 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu da doğrudan çayın kilogram etiket fiyatlarını yukarıya çekti. 45-50 TL'ye olan çayın kilosu 80 lirayı buldu. Geçen ay 1,5 TL'ye satılan bir bardak çayın fiyatı da 2-2,5 liraya çıktı. Kayseri'de 50 yıldır çay evi işletmeciliği yapan Fuat Uzak, şekerin ardından çaya yapılan zammın kendilerini de memnun etmediğini dile getirdi. Zincirleme gelen zamların vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü dile getiren Uzak şunları ifade etti. Fuat Uzak, 60 yaşındayım. 50 yıldır bu işi yapıyorum. Her gün zam yapmaktan biz utanır olduk. Müşteriler çay hesabı yapmaya başladı. Bir bardak çayın hesabı yapılıyor artık. Çayın kilosu 80 lira oldu. 40 lira, 45 liralık, 50 liralık çay 80 lira oldu. Yani %50 gibi bir zam geldi. O yüzden maliyet yükselince biz de bardak fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bu da tabii müşteriyi etkiliyor. Eskiden sattığımız fiyat 1,5 liraydı. Şu anda 2,5 liraya satıyoruz. Yani 1,5 ay öncesine kadar 1,5 liraya satıyorduk. Şu an 2,5 liraya satıyoruz. Bu şimdi yeni gelen çay zamlarından sonra bu 2,5 lira da kurtarmaz oldu. Genellikle emekli bizim müşterimiz zaten. Emekli grubu, boş gezenler bunlar yani. Bu bir bardak çayın hesabını yapan insanlar. Ben Sevda Sezer. 1,5 TL'ye satıyordum. 2 TL'ye çıkardım ben de. Azalma da oldu. Tepkiler de alıyoruz. Dün gelen bir ekip vardı. Sadece çay içmediler tabii. Yanında bir şeyler de yendi, içildi ama iş hesaba geldiğinde 100 lira dedim ve 4 tane çay 100 lira mı alıyorsun diye bir tepkiyle karşılaştım. Yani çayın zammı kendini belli ediyor. Yani öğrencilere de hitap ediyoruz biz ama ekseri burada rentekarcılar var. Bizi ayakta tutan rentekarcılar. Haliyle onlar da artık kendileri çay demlemeye başladılar. Çünkü sürekli buradan çay alıp hani günlük 100 lira buraya ödeseler aylık 3000 lira para yapıyor. Onlara kendilerini düşünüyorlar diyelim. Biz biraz da yeni olduğumuz için yenilik de var bunda. Bakalım inşallah biz de o döneme geleceğiz. Biz Ramazan'dan sonrasında, Ramazan'da ister istemez her kesimde olduğu gibi bizde de düşüklük oldu. Ramazan'dan sonrasında kendimizi tam hazırlayacağız dedik. Zamla karşılaştık. İnşallah bakalım yine beklediğimizi umacağız, göreceğiz.